Evet arkadaşlar, İbn-i Miskeveh 4. derse hoş geldiniz. Klasik Düşünce Okulu'nda İbn-i Miskeveh Tehzibul Ahlak okumaya devam ediyoruz. Şimdi bu hafta üzerinde duracağımız konuyu önce söyleyeyim. Aslında İbn-i Miskeveh bunu ilk fasılda ele alıyordu. Nefsin güçleri ve erdemleri ayrımı vardı. Bu hafta genellikle 10 üzerinde duracağız. Birinci hafta ilkeler üzerinde durduk. İkinci hafta, ikinci fasılda ahlak nedir? Ahlakın kaynağı, ilkesi, değişip değişmediği mevzusu, eğitilebilirlik mevzusu, mizaç teorisi, Galen'den hareketle bunun üzerinde durmuştuk. Geçen hafta üzerinde durduğumuz konu mutluluk konusuydu. Mutluluk ve iyilik ne anlama geliyor? Mutlulukla ilişkili olarak iyi kavrama ve Tanrı'nın iyi olması, salt nefiste mutluluk, bedende mutluluk ve benzeri şeklindeki ayrımlar üzerinde durduk. Mutluluk ve kemal ilişkisi üzerinde durduk. Ve mutluluğun dereceli bir yapıya sahip olduğunu anlattı bize İbn-i Miskeveh. Temelde de burada mutluluğu nihai olarak insanın en nihayetinde, efendime söyleyeyim, Tanrı'ya ulaşması olarak ifade etti. Şimdi bu hafta üzerinde duracağımız konu şu: bu ahlak felsefesinin bir tür meleke felsefesi olduğunu, meleke ahlakı olduğunu söylemiştik. Bunun temellendirilmesi de bildiğiniz gibi genel olarak nefsin güçleri üzerinden yapılıyordu. Çünkü nefsi biz burada ilke olarak kabul ettiğimiz zaman nefsin ilke olması ile ahlak arasında da bir ilişki kurmamız gerekiyor. Yani insanı tanımak gerektiğini söylüyoruz başından beri buradaki insanı ve buna göre bir ahlak sistemi inşa etmeyi gerektiğini söylüyoruz. Kitapta bu konu ilk bölümde 32. sayfada ele alınıyor. Burada İbn-i Miskeveh'in şehvet, gadab ve akli güçler ve bunların benzetilmesi, bunların efendime söyleyeyim ne anlama geldiği, itidalin ne olduğu, adaletin ne olduğu, iffetin ne olduğu, bunun gibi konular üzerinde duracağız. Dolayısıyla ben 32'den itibaren önce bu kısmı takrir edeceğim. Sonra bu ana erdemleri tespit edeceğiz İbn-i Miskeveh'e göre ve bunların alt erdemleri nelerdir, bunlar üzerinde duracağız. Daha sonra da onun adalet, özellikle kaçıncı bölüm, sonraki bölümlerden bir tanesi, dördüncü bölümdeki insanın fiilleri başlığıyla başlayan dördüncü bölümdeki adalet teorisi üzerinde duracağız. Genel olarak yolculuğumuz bu ders için böyle olacak. Şimdi nefsin güçleri kısmı, söylemek gerekirse genel olarak hem Eflatuncu hem İbn-i Sina'cı, Aristocu, daha doğrusu İbn-i Sina'cı değil, Aristocu, ben kağıdı nereye koyayım, evet, Aristocu bir çerçeveye dayanıyor. Önce şöyle bir tasnif yapıyor. Bunları yazayım tahtaya. Nefsin güçleri, bildiğimiz gibi nefs genel olarak Aristocu bir, İbn-i Sina'cı bir çerçevede şöyle diyorduk: bitkisel, bitki yahut nebati yahut hayvani ve insani nefs olarak ayrılıyordu. Şimdi bunların her biri için farklı erdemler sıralıyordu İbn-i Sina. Burada ise İbn-i Miskeveh şu tür bir sıralama yapıyor. Bir, şehvet. Şehvetin yerinin karaciğer olduğunu söyleyecek. Bunun nebati, şuradaki nebati nefse karşılık geldiğini söyleyecek. Bunun benzetimi olarak da bazen Eflatun'dan hareketle domuza, bazen
köpeğe benzetildiğini söyleyecek. Ve aynı zamanda zaman zaman buna behimi de diyecek. Yani bu ayrımları farklı farklı yerlerde kullanıyor. Dediğim gibi bu nebati, hayvani ve insani şeklindeki bir tür zoolojiden gelen ayrımlar Aristo'dan hareketle yapılıyor. Behimi, sebui ve insani ayrımları, meleki ayrımları Eflatun'dan geldiği söyleniyor. Şu benzetmeler de yine Eflatun'dan geliyor. İkincisi, gadap gücü. Gadap gücü şöyle söyleyecek. Bunun yeri kalptir. Bu sebuidir. Bazen sebui derken kastettikleri yırtıcı hayvan. Bazen bunun ata benzetildiği durumlar var İbn-i Miskeveh'te. Üçüncüsü de akli olan, akli olan da temelde beyin organı olarak beyin ama İbn-i Sinacı anlamda konuşursak tam beyin bunu karşılamayacak. Bunun insani yahut meleki olduğu daha doğru bir yani şu sıralamada behimi, sebui ve meleki şeklindeki üçlü ayrım söz konusu. Bu mesela demire, bu aynı zamanda altına benzetiliyor. Şimdi bu arkadaşlar İbn-i Sina söz konusu olduğu zaman bu ayrımlar aynı zamanda bir yandan bu bitkisele, bu hayvani olana, bu da akli olan da insani olana karşılık gelecek şekilde organize ediliyor. Şimdi mevzu şu, insan nedir sorusuna insan aşağıdan yukarıya doğru kurulan bir süreç olarak ifade ediliyor burada olduğu gibi. Bitkisel olan esasında, yani şunları şuraya taşıyayım. Bitkisel olanın üç fonksiyonu var. Bunlardan bir tanesi, şuraya yazayım. Yani şunu şuraya taşımış oluyorum. Bitkisel olan beslenme, büyüme ve üremenin ilkesi olarak bulunuyor. Bu aynı zamanda şu anlama da geliyor. Bu beslenme, büyüme ve üremenin ilkesi olan bitkisel nefs aslında Aristocu teoriye göre tek nefsin kuvvesi. Fakat Eflatuncu teoriye göre bu bitkisel nefs yahut da en azından şuradaki behimi şekliyle söyleyecek olursak ayrı bir nefs oluyor. Genellikle bu kitapta bunun farkında yani İbn-i Miskeveh şeyden bahsediyor. Diyor ki eğer Eflatun gibi düşünürsek bu üç ayrı durumun bitkisel olan, hayvani olan ve insani olanın üç ayrı nefs olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla sanki insanda üç ayrı nefs varmış gibi düşünebiliriz. Fakat Aristocu teoride bunlar tek nefsin farklı farklı güçleri. Hani bu neyi etkiliyor diye baktığımız zaman esasında İbn-i Miskeveh'te bir karma olarak bulunuyor ve İbn-i Miskeveh buna anlamsal bir atıf yapmıyor. Yani hani üç nefs olmasıyla tek nefsin üç kuvvesi olması arasında bir ayrım var mı? Bununla ilgili açıkça bir şey söylemiyor. Beslenme, büyüme ve üreme ile ilgili dolayısıyla şu gücün bir tür aynı zamanda bir ahlakını da oluşturuyorlar. Bunun ahlakına arkadaşlar iffet diyecekler. İffet Türkçe'de daralmış bir anlam.
Yani nasıl şehvet ifadesi Türkçe'de daralmış bir anlamsa, sadece cinsel güdülerle ilgili olarak kullanılıyorsa, iffet de Türkçe'de daralmış ve sadece cinsellikle ilgili olarak kullanılıyor. Ama bu kitapta yahut da orijinal İslam felsefesinde aslında beslenmenin de bir tür, efendime söyleyeyim, iffeti var. Daha doğrusu iştahın, arzunun ortaya çıkardığı insandaki iştah ve arzu gücünün bir ortası var. Ona iffet deniyor. Şimdi gazap gücünün ise, yahut da şöyle söyleyelim, eğer hayvani olarak alırsak, burada da ortaya çıkan farklı fonksiyonlar var. Bunlardan bir tanesi hareket, İbn-i Miskevih yani burada tahrik verme gücü olarak çevrilmiş, hareket ettirme diyelim biz, ve idrak. İbn-i Sina'daki sistem ama dediğim gibi sistemler burada olağanüstü derecede iç içe geçmiş. İbn-i Miskevih bazen bakıyorsunuz şehvet, gazap ve akli olan ayrımdan hareket ediyor. Bazen de bakıyorsunuz bitkisel, hayvani ve insani olandan bahsediyor. Şöyle diyelim ki bitkisel, hayvani ve insani olan nefs ayrımını dikkate aldığı zaman İbn-i Miskevih şöyle konuşmaya başlıyor. Diyor ki mesela insanda akli bir güç vardır. İnsan bu akli gücünü kullanmadığı zaman hayvanlardan daha aşağı bir duruma düşer. Çünkü normalde hayvanlarda akli olmayan bir gücü hayvandan beklemek gibi bir şeyimiz olamaz. Arzumuz, bir isteğimiz olamaz. Ama insandan bekleyebiliriz. Bakıyorsunuz burada hayvani ve insani şeklindeki bir ayrımdan bahsediyor. Fakat bir defa tekrar bu şeylere döndüğünde, nedir adını söyleyeyim, orta teorisine döndüğünde şehvet, gazap ve akli olandan bahsediyor. Şimdi hareket ettirme ve idrakin ortası ise şecaatti, değil mi? Yiğitlik. Yiğitlik. Evet. Yiğitlik yahut şecaat, orijinal dildeki adı şecaat. Akli olanın ise ortası, yani ortası derken kastettiğimiz şey şu. Her bir gücün bir ahlakı var. Akli gücün ahlakı ise arkadaşlar hikmet olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla elimizde şu anda ahlak teorisi açısından bakıldığında yahut erdem teorisi açısından bakıldığında İbn-i Miskevih bize 3 tane efendime söyleyeyim şeyden erdemden bahsetmiş oluyor. Şimdi bunların tek tek iffet, yiğitlik ve hikmet üzerinde duracağım. Şimdi 32'den hani yerlerini de görelim anlamında kitap varsa oradan takip edebiliriz. Şimdi 32'de diyor ki düşünme, ayırt etme ve olayların gerçekleri hakkında akıl yürütme gücü. İkincisi öfke. Öfke neymiş? Tehlikeler karşısında gözü peklik ve atılganlık, egemen olma, yücelme ve her çeşit şerefi kazanma gücü. Oradaki arzu etme gücü muhtemelen şey yapılmış, yani bir kelime arzu etme gücü şeklinde çevrilmiş. Bence tam olarak orada bir durum öyle değil. Üçüncüsü de bedeni arzuların gerçekleşmesini, beslenmeyi, yiyecek, içecek, cinsi ilişkiler ve her çeşit zevk verici basit şeyleri isteme gücü. O isteme gücünü biz bugünkü Türkçe'de arzu gücü olarak ifade ediyoruz. İkinci güç öfke gücü, ilk güç de düşünce gücü. Şimdi bakın diyor ki, bu üç güç birbirinden ayrıdır. Bunlardan birisi güçlenirse ötekisine zarar verir. Bazen biri ötekinin fiilini yok eder. Bazen şimdi bu ikinci bazen, bu üç kuvvet üç türlü nefis olarak tanınır. Burada açık ki Eflatun'a atıf yapıyor. Bazen de nefsin güçleri olarak görülür. Dolayısıyla burada da Aristo'ya atıf yapıyor. Sonraki şeye geçiyorum. Düşünme gücüne meleki güç de denir. Bir sonraki paragrafta 33'te
kaç, 1, 2, 3, 4. paragrafta bakın meleki güç denir. Bedeni arzu gücüne behimi güç denir. Öfke gücüne de sebui güç denir. Sebui yırtıcı anlamına geliyor. Şimdi dolayısıyla bunların itidaline uygun olarak, bu güçlerin itidaline uygun olarak bir anlamda her biri içinde bir erdem oluşturduk. Bu erdemleri de genel olarak 34. sayfada hemen hikmet, iffet, şecaat ve adalet şeklinde sıraladığını görüyoruz. Hemen ilk paragrafın, daha doğrusu ilk paragraf yok da ilk paragraftan hemen önceki satırda görüyoruz. Şimdi devam ediyor. Bu dört faziletin aşağıda 34'ün en alt kısmına bakarsak, son paragrafına. Bu sefer bunların, şu kırmızıyla yazayım, zıtlarını bulduğunu söylüyor. Bir tanesi hikmetin zıttı olarak, şimdi bu da enteresan bir şey, bazen zıt çünkü bazen de ortadan bahsedecek. Burada zıttan bahsediyor. Buna da dikkat çekeyim. Şöyle, şimdi hikmetin zıttı bilgisizlik olarak ifade etmiş. Değil mi? Açgözlülük hangisinin zıttı oluyor? İffetin zıttı. İştahın fazlalığı, şehvetin fazlalığı yahut azlığı ama açgözlülük dediğine göre fazlalığını dikkate almış. Yiğitliğin zıttı olarak korkaklık demiş. Ve adaletin zıttı da haksızlık. Yani aslında burada iffet, yiğitlik, gözleriniz bozulmuyor değil mi? Bu kadar şey yazdıktan sonra, tahta biraz sonra iyice harmana dönecek. Hikmet, şimdi bir tane daha şey var, nedir adını söyleyeyim. Burada erdem var, iffet, yiğitlik ve hikmetten sonra bir de adalet diyor. Adaletin aslında belli bir bu anlamda gücü yok yahut nefsi yok. Yani şehvet, gazap ve akli güç gibi bir güce tekabül etmiyor adalet. Adaleti farklı farklı anlatacak ama en azından buradakini söyleyelim. Buradaki bu üçünün, hikmetin, yiğitlik ve iffetin itidalinin toplamından ortaya çıkan bir nedir adını söyleyeyim, son ahlaki ilke olarak duruyor. Dolayısıyla adalet sanki bir insan için zirve ahlak olarak bulunduruluyor. Bunun zıttı olarak ise arkadaşlar haksızlık konulmuş. Yok. Adalet de zaten hikmet, yiğitlik ve iffetin aslında üçünün sonucunda ortaya çıkan bir şey. Haksızlığa biraz daha özel anlamlar verecek. Yani sorduğun sorunun cevabını tam olarak bilmemekle birlikte mesela bilgisizlik bir haksızlık mıdır? Bazı yaptığı tanımlara göre evet. Çünkü sonraki fasılda bazı yerlerde gereken şeyi gerektiği gibi gerektiği yerde kullanmamak bir haksızlık olarak tanımlanıyor. Daha doğrusu adalet şöyle tanımlanıyor. Yani bir dolaylı yolculuk yapacağım senin soruna cevap için. Adalet nedir sorusuna diyor ki gerektiği yerde, gerektiği şekilde işte davranmak gibi bir cümle kullanıyor. Ve siyasetçi cümlesi gibi yani gerekeni gereken şekilde gerektiği gibi yapacağız gibi. Sonra
Mesela savurganlığı anlatırken şey diyor, paranın gerektiği yerde, gerektiği şekilde, gerektiği miktar harcanmaması olarak tarif edecek. Dolayısıyla öyle görünüyor ki hani adalet tanımıyla bu tanım arasında bir yakınlık kurarsak, bir geçişlilik kurarsak aslında savurganlık da bir haksızlığa dönüşebilir. Bilgisizlik de bir haksızlığa dönüşebilir. Ama hani kesin bir cevap nedir? Ona biraz daha konuştuktan sonra belki karar verebiliriz. Şimdi gelelim bu dört erdem konusuna. 35'te bu dört erdemi yeniden ele alıyor. Hikmet nedir? Hikmet, düşünen ve ayırt eden nefsin bir fazileti olup, bütün varlıkları var olmaları itibariyle bilmektir. İsterseniz hikmet için ilahi ve insani olayları bilmektir diyebilirsiniz. Aslında buradaki hikmet şöyle bir şey değil arkadaşlar. Hani tümel felsefeye de biz hikmet diyorduk ya. Hani el istikmalün nefs yahut hikmet nedir şeklindeki bir soruya hikmet normalde eşittir felsefe demek. Burada felsefe anlamında değil, akli gücün bir erdemi anlamında. Yani ikisi için de benzer kelime kullanılıyor. Dolayısıyla bu hikmet öteki hikmetin bir alt versiyonu olarak okunabilir. İkincisi iffet, şehvet duygusu ile ilgili bir fazilettir. 35. sayfada yiğitlik öfkeye ilişkin bir fazilettir. Adalete gelince, adaleti okuyalım. Bu nefsin bir fazileti olup nefiste yukarıda saydığımız üç faziletin bir arada bulunmasıyla ortaya çıkar. Adalet bu güçlerin birbiriyle barış içinde olması ve ayırt etme gücüne boyun eğmesiyle meydana gelir. Şimdi ayırt etme gücüne boyun eğmek de şu, aslında şöyle bir hiyerarşi de öngörüyor İbn-i Miskeveh burada. Bu güçlerin de kendi aralarında bir sıralaması var. Normalde gazap gücünün iffet, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Gazap gücünün yer yer şehvet gücünü kontrol altında tuttuğunu söyleyecek. Yani şimdi gazap gücü aslında biraz toplumsal bir şey arkadaşlar. Diyelim ki toplumda kendi hamiyetinizi, onurunuzu korumak, efendime söyleyeyim burada ifade edildiği şekliyle hatırlarsanız şey dedi az önce okuduğum yerde, tehlikeler karşısında gözü peklik ve atılganlık, egemen olma, yücelme ve her çeşit şerefi kazanma. Şimdi normalde İbn-i Miskeveh'in hiyerarşisine göre buradaki şehvet gücü en alt tabakada olan bir güç. Dolayısıyla bu güç zaman zaman bu güç tarafından baskılanabilir, baskılanmalı yani. Normalde İbn-i Miskeveh zaman zaman bunun böyle olduğunu düşünüyor. Yani biz mesela çok arzu ediyor, iştah içerisinde bulunuyor olmamıza rağmen diyelim ki bir misafirlikte hani onurumuzu, şerefimizi ve benzeri korumak için hani Türk toplumu şeyi itibariyle söylüyorum. Şu gücün, o hamiyeti koruma gücünün baskısıyla o isteğe yani yemeye açgözlülük yapmayız. Demek ki bunun sürekli bunun tarafından kontrol altına alınması gerekecek. Bu tıpkı şuna benziyor. Hani İbn-i Sina'da aklın daha doğrusu hissi idrakin kontrolü için aklın sürekli devrede olması lazım. Akıl devrede olmadığı zaman hayaller artıyor. İşte efendime söyleyeyim rüyanın görülmesinin bir sebebi de bu. Akıl gücü devreden çıkınca hayal işlemeye başlıyor, vehim işlemeye başlıyor. Şimdi vehmi kontrol altına almanın yahut hayali kontrol altına almanın yolu aklın sürekli bunları kontrol altında tutması ile mümkün oluyor. Burada da durum bu. Aslında iffet kısmına giren yani beslenirken açgözlü olmak, obur olmak, efendime söyleyeyim bir hayvan gibi yiyeceğe saldırmak yahut cinsel mevzularda aynı durumda bulunmak ile toplumsal içerisinde bulunduğumuz durumların zaman zaman çeliştiğini, aslında bu gazap gücü kısmının burayı kontrol altında tutması gerektiğini söylüyor. Yani sanki hani benzetme yapmak gibi olmasın, muhtemelen çok ayrı şeyler de, yani diyelim ki egonun idi bir anlamda kontrol etmesi gibi bir mekanizmadan bahsediyor.
Dolayısıyla birinci kontrol mekanizması gadab gücünün şehvet gücünü kontrol altında tutması. İnsan onuru için yemek yemeyebilir, insan onuru için ve benzeri bu tür durumlardan kaçınabilir. Fakat bir şey daha var. Nihayetinde buradakilerin de, yani hem gazap gücünün de, şehvet gücünün de nihai anlamda kontrolü akli güç tarafından yapılmalıdır. Bu akli güç hem şehvet hem gazap gücünü kontrol altında tuttuğunda, bir hiyerarşi oluştuğunda ve her biri için itidal ortaya çıktığında adalet ortaya çıkacak. Dolayısıyla adalet bu her gücün kendi içindeki hiyerarşisinin gerçekleşmesi ve nihai egemenliğin akli olana verilmesinden ortaya çıkan bir süreç olarak anlatılıyor. Nitekim şöyle diyecek: adalet bu güçlerin birbiriyle barış içinde olması ve akıl gücüne boyun eğmesiyle olur. Böylece söz konusu güçler birbirlerini yenmek için çalışmazlar ve tabiatlarının serbest itişine uyarak kendi başlarına isteklerini yerine getirmek için harekete geçmezler. Sürekli kontrol altında tutulurlar. Şimdi bundan sonra arkadaşlar İbn-i Miskeveh hikmetin kapsamına giren faziletler diye bir başlık açıyor. Şimdi durum şu. Önce ben şu şeyi anlatayım. Faziletlerin orta yol oluşları diye bir başlık var. 42'de arkadaşlar. Yani bizim standart anlatışımız karşısında İbn-i Miskeveh'in şeyi, kitaptaki yolculuğu olağanüstü derecede karışık yani. Şimdi ne dedi? Aslında bir tür orta yol teorisini anlatmaksızın zıttıklar teorisini anlattı ya. Hani adaletin zıttı dedi haksızlık, hikmetin zıttı bilgisizlik, yiğitliğin zıttı korkaklık, iffetin zıttı açgözlülük dedi. Şimdi başka bir şey anlatıyor. Yani bunu mesela İbn-i Miskeveh kendi içerisinde tutarlı bir şekilde izah etmeliydi. Bunu izah etmiyor görebildiğim kadarıyla, yani en azından benim takip edebildiğim kadarıyla. Yani literatürünü de okuyorum. Buna dair bir şey de rastlamadım esasında. Şimdi faziletlerin orta yol oluşları. Şimdi hatırlayamıyorum. Eflatun'un teorisi bu tür bir zıtlık üzerinden mi kuruluyor? Muhtemel ki. Sen hatırlıyor musun? Zıttık üzerinden kuran kim şeyleri, teorileri? Felsefe tarihinde biri yani, şimdi onu tespit edemedim ama şeyleri, ahlaki erdemleri sanki şöyle, bir tane erdem var, bir de karşısında onun bir erdemsizlik var gibi algılıyor. Oysa Aristo ve burada 42. sayfada İbn-i Miskeveh aslında herhangi bir erdemin bir şeyin zıttı olmadığını söyleyecek. İki zıt arasındaki bir orta olduğunu söyleyecek. Daha doğrusu iki uç arasındaki bir orta olduğunu söyleyecek. Dolayısıyla zıtlık bir başka anlatı olsa gerek. Şimdi bakın faziletlerin orta yol oluşu diyor ki, bu faziletler kötülükleri oluşturan aşırı uçların ortasında bulunduklarına göre, daha doğrusu yukarıdan tam okuyayım. Esas faziletleri ve bölümlerini sayıp türlerini anlatırken bunların karşıtları olan kötülükleri de tanımış olduk. Tahtada yazıyor. Biz belki detayları yazmadık. Çünkü bu faziletlerden her birinin karşıtı vardır. Dolayısıyla bir şeyi bilmek onun karşıtını da bilmektir. Güzel. Biz şimdi hikmeti karşıtıyla bildik, yiğitliği karşıtıyla bildik, iffeti karşıtıyla bildik. Şimdi İbn-i Miskeveh diyor ki, bu faziletler kötülükleri oluşturan aşırı uçların ortasında bulunduklarına göre,
Yani aslında başka bir teori anlatacak. Kötülüklerin ne oldukları bu faziletler aracılığı ile anlaşılmalıdır. Vaktimiz olursa bunları anlatacağız demiş. Söz gelişi yeryüzünün gökyüzüne göre en uzak bir noktada bulunduğu için ortada olduğu söylenir. Yeryüzü gökyüzüne en uzak noktada olduğu için ortadadır. Şu şey yani kafa karıştırıcı bir cümle de çok açık. Şimdi buraya gökyüzü ya, bu yeryüzü en uzak nokta aslında şeyde yani buradaki en uzak nokta. Dolayısıyla ortada olduğunu söylüyor. Nasıl? Dairesel düşündüğümüz zaman aslında ben bu konuya daha önce işaret etmiştim, hatırlayacaksınız. Demiştim ki burada sürekli hani bir meleke kazandıktan sonra insan nasıl oluyor da şeyi kontrol ediyor, bir melekeyi kazandığını bu daire teorisiyle. Fazilet kötülükler arasında olup onlardan en uzak bir yerde bulunduğundan onun ortada olma durumu buna göre anlaşılmalı, daireye göre. Bunun içindir ki fazilet kendine has olan yerden birazcık saparsa, bu tarafa doğru saptığını düşünelim, başka bir kötülüğe yaklaşmış olur. Burada bir kötülük var, burada birazcık saptığında başka bir kötülüğe doğru yaklaşmış olur. Dolayısıyla bu itibarla filozoflar diyor 43. sayfada ilk paragrafın sonuna doğru, hedef noktasına isabet etmek o noktadan sapmaktan daha zordur. Evet, isabet ettikten sonra yanılmayacak biçimde oradan ayrılmamak ise daha da güç ve çetindir. Yani zirveye tırmanmak zordur, yuvarlanmaktan, ama zirveye çıktıktan sonra, yani şu ortayı yakaladıktan sonra ortada kalmak daha da zordur. Şimdi gelelim, o zaman bu orta teorisine göre kim nerede bulunuyor? Orta teorisini de şöyle anlatmış. Sayfa 43'ün sonundaki paragrafın hemen başında şöyle diyor. Hikmet, sefihlik ve aptallık. Şöyle yapayım, şu zıtlarını altına alayım. Bilgisizlik diye zıt üzerinden anlatmıştı. Şimdi uçlar üzerinden anlatacağı için hikmet, sefillik ile aptallık arasında orta bir yoldur. Burada sefillik, şunları da alayım karışmasın. Haksızlık, korkaklık ve açgözlülük. Şimdi hikmet bir ucu sefihlik olan, diğer ucu aptallık olan bir salınımda. Yani şöyle düşünürsek sefihlik ve aptallığın hikmetin etrafını kaplayan bir daire olduğunu düşünürsek, insan hikmetten saptığında ya sefihliğe doğru ya efendime söyleyeyim aptallığa doğru bir yolculuk yapıyordur. Sefihlik ile kastedilen şey nedir? Sefihlikle düşünce gücünü gereksiz yerde ve gereksiz biçimde kullanmayı kastediyorum diyor. Gereksiz biçimde kullanmak sefihlik oluyormuş. Halk buna cerbeze der. Aptallık sözünden de düşünce gücünü iptal etmeyi ve bir yana atmayı kastediyorum. Burada aptallık yaratılışça eksiklik anlamına gelmiyor. Yani yaratılıştan gelen bir aptallık yahut da ona aptallık demeyiz artık, engellilik deriz. Eksiklik yahut engellilik bir aptallık değildir. Yaratılıştan bir eksikliktir o. Akli gücüne sahip olup kullanmamak bir aptallıktır.
Diğer taraf ise sefihlik. Sefihlik, akli düşünce gücünün efendime söyleyeyim farklı yönlerde kullanılmasıdır. O aradaki şeyleri biraz sonra söyleyelim. Alt erdemleri tespit ettikten sonra ana erdemlerden bir tanesi 45. sayfada 2. paragrafta iffet. İffet de iki kötülük arasında yer alır. Bunlardan biri açgözlülük, öteki ise gevşekliktir. Şimdi bakın az önce zıt olan açgözlülük bir taraf oldu. Diğeri gevşeklik. Bir tarafa dönüştü. Dolayısıyla iffet bu ikisinin ortası. Şimdi hakikaten açgözlülük ve gevşeklik, iffet kavramını, yani bunu doğru anlamak için hani kavramları bırakıp anlamlar üzerine odaklanabiliriz. Burada kelimeleri bırakıp anlamlar üzerine odaklanabiliriz. Şimdi insanda şehvetin aslında idare ettiği iki temel şey olduğunu söyledik. Büyüme bir tarafa bırakılırsa yeme içme ve cinsellik. Şimdi yeme içme ve cinselliğin ortasına iffet diyorsak bunun artı yönde fazlalığı ister bu yemek olsun, ister efendime söyleyeyim cinsellikle ilgili olsun, bu işin abartılmasını açgözlülük olarak söyleyecekler. Orijinal terimi hatırlasam hatırlıyor musunuz? İffetin humudet miydi acaba? Açgözlülük. Evet, şerah, evet doğru. Bu humude ve şerah, yani hem cinsellikle hem yeme içme işinde bir oburluk mevzusu bunun diğer tarafında, iffetin karşısında da gevşeklik diye ifade edilen bir durum, onu görebiliyor musunuz? Bu gevşeklikle ilgili kavram. Gevşeklik aslında şu, yani diyelim ki humude, şerah ve humude, humude bunu ifade ediyor, şerah bunu. Humude normalde şu, diyelim ki İbn-i Miskevih'e göre bir şehvetin ortası iffet olduğuna göre bir yeme içmenin insanın yaşayacağı yahut da bir mutedil sınırı var. Yemeyi bırakmak, yememek üzere bütün hayatını organize etmek burada ifade edilen humudet yani. Yeteri kadar beslenmeyi bırakmak yahut cinsellikten tamamen uzaklaşmak. Dolayısıyla biraz sonra belki konuşma şansımız olacak. İbn-i Miskevih mesela bu orta teorisinden dolayı hani sıkı riyazetleri çok şey yapan, nedir adını söyleyeyim, önemseyen birisi değil. Daha doğrusu onları doğru bulmuyor. Aşırı derecede toplum hayatından uzak, zahidane, partal yaşayışlar, efendime söyleyeyim, nefsi öldürmeye dönük davranışlar kendi ifadesiyle onun için gerçek bir ahlakı temsil etmiyor. Yiğitlik için yine 45'te, 5. paragrafta, yiğitlik ise korkaklık ve köpürme. Artık korkaklık bir uç oldu. Buraya köpürmeyi yazayım. Buraya korkaklığı yazayım. Bu ikisi arasında bir uç oldu. Köpürme aslında farklı farklı karşılanıyor. Bunlardan zannediyorum bir standart yakalanmadı. Yani en azından şimdiki ahlak tercümelerinde köpürme yerine bazen saldırganlık, bazen deli cesareti, bazen efendime söyleyeyim gözü karalık ve benzeri şeklinde ifadeler kullanılıyor. Mevzu şu, gerektiği yerde gerektiği kadar bir koruma alanı ve saldırganlık, bir cesaret, şecaat bir ortadır. Fakat deli cesareti yahut efendime söyleyeyim saldırganlık bir ifrat noktası, korkaklık ise bir tefrittir. Mesela şu insanla şunun gevşek olmasıyla, bunun gevşek olması toplumda bazen aynı anlamda kullanılır. Mesela adam yeterince efendime söyleyeyim
kendisiyle ilgili sınırları korumadığında, yahut diyelim ki bir insan kendi ailesiyle ilgili sınırları korumadığında bu buraya da transfer edilerek kullanabilir. Yani gevşek bir insan ailesiyle ilgili efendime söyleyeyim saldırıları göğüslemiyor. 45. Dördüncü adalet. Adalet ise haksızlık etme ile haksızlığa uğrama arasında bir orta yoldur. Artık haksızlık ve haksızlığa uğrama. Zalim olmak yahut da mazlum olmayı tercih etmek şeklinde ifade edilebilir. Şimdi az önceki söylediğim konuyu şuradan kontrol edip geriye dönelim. Sayfa 47'de bir bölüm var. Orayı okuyacağım. Yani İbn-i Miskeveh'in tutumu, başından beri söylüyoruz ya, İbn-i Miskeveh'in ahlakı aslında bir tür toplumsal ahlak üzerine kurulu, yoksa sufi tarzda bir ahlak değil diye ifade ediyorum. Onunla ilgili durumu göstermek üzere okuyacağım. Sayfa 47'yi düşünün, takip edin. Diyor ki, sayfa 46'dan alayım. Yukarıda bütün canlılar arasında en alt taraftan, insanın kendi özünü tamamlamada kendi kendisine yeterli olmadığını, iyi bir hayat sağlamak ve işlerinin doğru olarak yürümesi için birçok kimsenin ona yardımcı olması gerektiğini belirttik. Bu nedenle filozoflar insan yaratılışı itibariyle medenidir demişlerdir. Zoon politikon diye ifade edilen durum, insan doğası gereği medeniyum bittab'tır. Şimdi otomatikman bu ifadeden hareketle İbn-i Miskeveh toplumda ortaya çıkan, toplumsal olarak toplum içinde yaşamakla ortaya çıkan ahlakla münzevi ahlak arasında bir ayrım yapıyor. Şimdi bakın, aslında bir önceki satırda siyasi olarak temellendirdi. İnsan toplum içinde yaşamalı. Niye? İhtiyacı var çünkü. Sonra Aristo'nun bir sözüne atıf yaptı. İnsan medeniyum bittab'dır. Medeniyum bittab zoon politikon. Yani insan aslında bir toplum içinde kendini örgütler, bir toplum içerisinde ihtiyaçlarını giderir. Doğası gereği böyledir. Aslında Aristo'nunki tam olarak ihtiyacı söylemiyor. Yani ihtiyaçtan dolayı değil. Doğası böyledir insan. Bir topluluk oluşturur ve topluluk içinde yaşar. Yani İbn-i Miskeveh açıklıyor 47'nin üst tarafında. Yani o insani mutluluğa ulaşmak için birçok kişinin bulunduğu bir şehirde yaşamak zorundadır. Bu şu arkadaşlar, aynı zamanda İbn-i Miskeveh öyle bir ahlak tasarlıyor ki bu ahlak toplumsal olmak zorunda. Yani toplumsallık ihtiyaçtan kaynaklanmıyor sadece. Birincisi, insanın doğası gereği zoon politikon olması, medeniyum bittab olması. İkincisi de başından beri insanın kendini gerçekleştirmesiyle ilgili bir şey söylüyoruz. Değil mi? İnsan kendini gerçekleştirirse, efendime söyleyeyim, mutlu olur. Bir elma kendini gerçekleştirirse mutlu olur. Bir su ancak su özelliklerine sahipse gerçek bir sudur. İnsan da akli olarak yücelmelidir. Peki soru şu, İbn-i Miskeveh'in teorisine göre akli olarak tamamlanmak nerede gerçekleşebilir? Bu toplumda gerçekleşebilir bir şey. Toplum olmaksızın bir insanın tam kendini gerçekleştirmesi mümkün değil. Onun için İbn-i Miskeveh daima toplum üzerinden anlatmaya devam edecek mevzu. Yani sufi olsa böyle söylemez herhalde, değil mi? Yani onun için toplumda yetkinleşmek, toplumun yetkinleşmeye bir zemin olması gibi bir durum söz konusu değil ki. En önemli, en hassas ayrım noktalarından bir tanesi bu. Çünkü toplum bir taraftan yetkinleşmenin zemini, diğer taraftan insanın akli faaliyetlerinin tam olarak ortaya çıktığı bir zeminde. Köyde de ortaya çıkmıyor bu. Daha önce bununla ilgili konuşmuştum hatırlarsanız. Bir insan bütün akli şeylerini köyde ortaya çıkaramıyor. Ancak zaruri ihtiyaçlarını ortaya çıkarabiliyor. Yani işte burada söyleyecek olursak şehvet düzeyindeki bir, efendime söyleyeyim, yaşamı garanti ediyor köy hayatı bir anlamda.
besleniyor, büyüyor, üreme gerçekleştiriyor, barınması, bürünmesi köyde gerçekleşiyor. Bunlar zaten zaruri ihtiyaç. Bunun ötesinde diyelim ki şu gazap gücünün standartlar da tam olarak köyde gerçekleşmiyor. Yani bir makam elde etmek, bir organizasyona katılmak, toplumsal süreçlerde bulunmak, işte ailenin efendime söyleyeyim durumu ve benzeri kısmen gerçekleşiyor. Ama tam olarak değil. Bu İbn Haldun'a falan bakarsak hiç gerçekleşmiyor aslında. Köyde yani akli bir faaliyet, sanatsal bir faaliyet, fikri bir faaliyet yürümüyor ki. Oradaki yaşam bu düzeyde. Orada sanat ortaya çıkmıyor. Orada mimari ortaya çıkmıyor. Orada sinema, orada tiyatro, orada bilim ortaya çıkmıyor. Çünkü artık para diye ifade edebileceğimiz bir durum da yok. O zaman şimdi dönelim İbn-i Miskeve'ye. İbn-i Miskeve de benzer bir şey söylüyor. İnsanın yetkinleşmesinin yani düşünen varlık olmasının tam anlamda toplumda gerçekleşebileceğini söylüyor. Onun için toplum bu kadar merkezi olarak. Şimdi ilerleyen yerlerde şeyden de bahsedecek, nedir adını söyleyeyim, kralın görevlerinden falan bahsedecek. İnsanlar bu genellikle Farabi'de de, İbn-i Miskeveh'te de sanki hani bir devlet başkanının görevleri nelerdir, bunları adam oturmuş saymış gibi algılıyor. Mevzu devlet başkanı değil ki arkadaşlar. Mevzu ne? Yok, yine insanın yetkinleşmesiyle ilgili bir şey. Yani toplum da bir zemin. Kralın o toplumu organizasyonu da insanın yetkinleşmesi için bir zemin. Yani şöyle düşünün, insan aşağıdan yukarıya doğru bir yolculuk yaparken daima bir efendime söyleyeyim yol göstericiye ihtiyaç duyacak. Bir vasıtalılıkla biz yetkinleşiyoruz. Bu zaman zaman efendime söyleyeyim, İşte burada olduğu gibi bir öğretici olabilir, bir mürşit olabilir, bir efendime söyleyeyim devlet başkanının Farabi'de de burada da asıl rolü bir vasıtalılık sürecinde insanı yukarıya doğru taşıması. Böyle bir devlet başkanı gerçek devlet başkanı. Onun için öncelikle peygamber Farabi'de filozof kral olarak filozof peygamber olarak ortaya çıkıyor. Yetkinleştirmede bir rol oynamak. Onun için onun üzerine biraz adalet teorisi üzerinde konuşabiliriz. Şurayı okuyacak. Evet. Şöyle köy yani burada ben mutlak anlamda öteki değil yani köy hayatını bir karşılaştırma unsuru olarak anlamak için söylüyoruz. Köy hayatı da hani bugün nedir adını söyleyeyim köy hayatı da yetkinleştirmeye sağlar. Ama bu teoriler tam köy hayatını şey yapamıyor. Nedir adını anlamlandıramıyor. Din anlamlandırabilir. Yani dinin köy hayatını anlamlandırmada çok büyük bir sorun yok. Ama bu tür teoriler bu Aristo'da da var. Kır ve şehir karşıtlığı. İbn-i Miskeveh'te de var. Bu İbn-i Haldun'da da var. Bunlar Farabi'de de var. Bunlar köy, kent karşıtlığını, şehir karşıtlığını, daha doğrusu köy hayatını tam olarak anlamlandıramıyorlar. Şey anlamında, insanın akli olarak yetkinleşmesinde köyün rolü çünkü anlamsızlaşıyor. Ondan dolayı diyorum ki din anlamlandırabilir. Din nihayetinde farklı farklı pratiklerin köyde de uygulanabileceğinden hareketle yapabilir. Burada toplum nihayetinde insanın yetkinleşmesi için bir zemin olduğu için bir anlam yok. Bu yetkinleşme de şöyle değil yani kendi köşemde zikrimi yaparım anlamda değil. Burada insan derken neyi kastediyoruz? Akli olanın tam anlamıyla ortaya çıkmasından bahsediyoruz. Akli olan tam olarak nerede ortaya çıkacak? Köyde ortaya çıkmıyor. Bu sefer buradaki teorilerden hareketle bu şey yapıyor, nedir adını söyleyeyim, anlamsızlaşıyor. Şimdi okuyalım, daha iyi anlaşılacak. Diyor ki, sonraki paragrafa geçiyorum. Durum tabii ve zorunlu olarak böyle olunca, yani muhtaçlık, insan medeni mümbittap ve yetkinleşme. Tabii ve zorunlu olarak böyle olunca akıllı ve kendisini bilen bir insan
nasıl tek başına ve yalnız olmayı tercih edip başkalarıyla fazilet alışverişinde bulunmaz? Bir eleştiriye başladı. Öyleyse fazileti züht de insanlardan uzaklaşarak dağlardaki mağaralara veya çöllerdeki manastırlara çekilmekte ya da ülkeleri dolaşmakta görenler, saydığımız insani faziletlerden hiçbirini elde edemezler. Kim bunlar? İlk dönem zahitleri esasında. İlk dönem zahitleri biliyorsunuz, aynen burada ifade ettiği gibi zühtte ısrar eden insanlar, şehirlerden, insanlardan uzaklaşarak dağlarda yaşayan insanlar, mağaralarda yaşayan insanlar, çöllerde yaşayan insanlar, burada aynı zamanda manastırlar diye ifade ettiğine göre Hristiyani bir tenezzüh yahut da tecerrüt anlayışına da bir eleştiri var. Ya da ülkeleri dolaşmakta görenler. Bunlar tamamen bir yandan Hristiyanların arınma yöntemlerine atıf yaparken diğer taraftan da ilk dönem işte Bekkaun ve benzeri Leyli diye ifade edilen çöllerde, mağaralarda yaşayan Cüneyd-i Bağdadi öncesindeki sufilere bir atıf olarak bulunuyor. Çünkü burada nedir adını söyleyeyim, kurgulanan ahlaki özellikler toplumdan bağımsız olarak ortaya konulabilecek özellikler gibi durmuyor. Çünkü insanlara karışıp kentlerde yaşamayanlarda iffet, yiğitlik, cömertlik ve adalet kendisini göstermez. Aksine o kimselerde bulunan güç ve kabiliyetler bir iyilik ve kötülüğe yöneltilmedikleri için körleşirler. Bu güç ve melekeler körleşip kendilerine has işleri yapamayınca insanlar cansız varlıklar ve ölüler gibi olurlar. Bu nedenle de onlar kendilerini iffetli ve adaletli kişiler sanırlar veya öyle sanırlar. Oysa onlar iffetli ve adaletli değildirler. Diğer faziletler için de durum aynıdır. Hemen iki satır aşağıya geçiyorum. Faziletler yokluklar değildir. Onlar insanlarla birlikte olmak, birlikte yaşamak ve çeşitli toplum ilişkilerinde bulunmakla ortaya çıkan bir takım iş ve davranışlardır faziletler. Ancak biz beşeri faziletleri insanlarla birlikte yaşamak, onlarla bir arada bulunmak ve onların sıkıntılarına katlanmakla bilir ve öğreniriz. Bu faziletler sayesinde henüz bizim için söz konusu olmayan başka durumlarda başka mutluluklar kazanırız. Sonuç itibariyle İbn-i Miskeveh'in teorisi, bu orta teorisi yahut bu güçlerin teorisi bir tür eğitme, alışkanlık, toplum içinde efendime söyleyeyim açgözlülük ve gevşeklikten, işte köpürme ve korkaklıktan, sefilik ve aptallıktan uzaklaşarak orta bir yol tutturmanın ve bunun aynı zamanda o güçlerin varlığıyla birlikte ortaya çıkmasının gerekliliği söz konusu oluyor. Sufileri nasıl eleştiriyor yahut zahitleri buradaki tabiriyle? Fazilet yokluklar değil diyor. Yani şehvet gücünü yok etmek mevzusu değil. Onun belli bir itidale getirilmesi mevzusu. Bu eleştirilebilir. Yani itidal mevzusu başından beri söylüyorum. Hani çok efendime söyleyeyim su götürür bir mevzu olarak duruyor. Şimdi hikmetin kapsamına giren faziletler, sayfa 36'ya geri döndüm arkadaşlar. Biraz o taraf bu taraf yapıyoruz ama gidip geliyoruz. Yani kitabı daha düzenli hale getirmenin yollarını arıyorum. Daha okuma olsun, yani nedir adını söyleyeyim, bütünlüklü bir okuma olsun diye. Şimdi hikmetin kapsamına giren faziletler. Neymiş bunlar? Zeka, hikmetin kapsamına giriyor. Hatırlama, akletme, zihin berraklığı, kolay öğrenme. 1, 2, 3, 4, 5 tane saymış. Şimdi bunları bazısı 7 tane sayıyor, bazısı artırıyor. Şey yapabiliriz, yani nedir adını söyleyeyim, bunları biz bugün de değiştirebiliriz. Bunların bazılarını erdem kapsamını alıp almamak konusunda farklı tavırlarda da bulunabiliriz. Şimdi aslında bunların her birinin de ortası var. Zeka bir erdemse,
zekanın da bir ortası, bir şey daha doğrusu bir aşırılığı, iki ucu olması gerekiyor. Yalnız şöyle bir şey var. Burada uçlar sadece bir erdemin iki tarafından bahsediliyor. Bir de zıttından bahsedildi. Fakat daha sonraki gelenek mesela bu tür zıtlar dışında niteliksel sapmalardan da bahsedecek. Mesela diyelim ki iffet düşüncesini ele alalım. Gevşeklik, hani yemek yememek. Açgözlülük, oburluk. Şimdi niteliksel sapma ne olabilir? Bir insan diyelim ki bardak yemeye başladıysa burada mı onun konumu? Yani toprak yiyor yani bazı çocuklar. Düşün. Yahut farklı cinsel tercihleri düşünebilirsiniz. Onlar niteliksel sapma olarak ifade, yani buradaki bir tür şey gibi düşün. Yani bir gücün en dibi biraz artırıyorsunuz. Ortasına ulaşıyorsunuz. Daha artırırsanız bu sefer ifrat oluyor. Yani şöyle diyecekler. En son intihar eden kalemlerim. İfrat, bu da tefrit. Yani bu azlık yönünde gevşeklik, korkaklık ve haksızlığa uğrama azlık yönünde bir durum. Bunlar ise fazlalık yönünde. İffete, açgözlülüğe dönüşüyor. Cesaret yahut yiğitliği abartınca köpürme haline geliyor. Hikmeti abartınca cerbeze, sefihlik yahut tilki kafası yahut başkasını yani zekayı farklı farklı olağanüstü yanlış yönlerde kullanmak oluyor. Adaleti aştığınızda fazla yönde haksızlığa dönüşüyor. Fakat az önce bahsettiğim toprak yemek ne oluyor yahut buradaki tabir şeye göre farklı cinsel tercihler, onlar da niteliksel sapma oluyorlar. Fakat bu tür bir bakış açısı Tusi'de ortaya çıkacak. Burada ortaya çıkmıyor. Şey, nedir adını söyleyeyim. İbn-i Miskeveyt'te bu tür bir şey yok, ayrım yok. Ha, zeka, hatırlama, akletme, zihin berraklığı ve kolay öğrenme. Geçtik. Bunlar hikmetle ilgili. İffetle ilgili işte utanma, sükunet, sabır, cömertlik, hür olmak, kanaat, yumuşak huyluluk. Şimdi bunları nasıl ilişkilendiriyor? Detayını okuduğunuz zaman yani her birinin mutlaka şu güçle ilişkisi olması gerekiyor ilişkilendirmemiz için. Sabıra bakalım. Nefsin kendisini kötü zevklere kaptırmaması için bedeni arzularına karşı dayanıklı olması. Bakın ilişkilendirmiş. Sabır bununla da ilişkilendirilebilir. Belki bununla da ilişkilendirilebilir. Ama öyle görünüyor ki burada hani ya şurada bir yemek var ama yersem işte akli meleke devreye giriyor. Diyor ki yersen şu zararlar var, yemiyorsun. İşte bak şehvetin frenlenmesiyle ilgili yani iştahın, şehvet ve iştah ikisini biz birlikte kullanıyoruz. Frenlenmesiyle ilgili olunca ne oldu? Bu bir sabır, bu kapsama girdi. Mesela demiş ki, yiğitliğin kapsamına girenler, sayfa 38'de, gözü peklik, büyük himmet sahibi olmak, sebat, yumuşaklık, sükunet. Sükunet neymiş, nasıl giriyormuş bakalım. Yani taşkınlık etmemek de tartışmalar sırasında veya kutsal şeyleri ve din kurallarını savunmak için yapılan savaşlarda ortaya çıkar ki bu da zor durumlarda nefsin hareketini sınırlayan bir güçtür. Sükunet yani o zaman bu yiğitliğin bir tür ortaya çıkış süreci. Yani daha doğrusu şöyle, gazap gücünün belli bir kullanımında ortaya çıkan sükunet mesela gazap gücünü olmuş. Diyor ki mesela sebat, acılara katlanma ve özellikle korkulu durumlarda onlara karşı koyma. Bu da gazap gücüyle ilgili bir şey. Gözü peklik, nefsin korkulu anlarda kendine güvenmesi ve üzüntüye kapılarak dayanıklılığını yitirmemesidir. Hepsi dikkat derseniz, şu gücün uygulaması ile ilgili yani hayat karşısında efendime söyleyeyim cesaretini korumak ile her türlü zorluk
Bunlar arasındaki uçurum. Cömertliğin kapsamına girenler saymış. Eli bol olmak, sevinç duymak. Adaletin kapsamına girenler neler? Dostluk, ülfet, yakınlarla ilişki sürdürmek, ödüllendirme, iyi muamele, bir şeyi yerine getirme ve benzeri ve benzeri. Tamam arkadaşlar, burası bu kadar yeter. Geçeyim şu dördüncü faslı da okuyayım, bir dersiniz kaldı. Dördüncü fasıl insanın fiilleri arkadaşlar. Burada genel olarak insanın fiillerinin neler olduğu üzerine tekrar eğiliyor. Aynı başlıklar göreceksiniz. Yiğitlik soruyor mesela. Yiğitlik aslan yiğit midir? Bu sefer mevzu şuna dönüyor. Tabiri caizse bir yiğitliğin yiğitlik olması için ön şartlar neler? Aslan yiğit midir? Değildir. Çünkü irade eşlik etmiyor. Bir güç eşlik ediyor. Mesela kınamadan korkmak, kınanmaktan korkma nedeniyle yiğitlik göstermek yiğitlik değildir. Övgü beklentisi sebebiyle savaşa atılmak bir yiğitlik değildir. Bu sefer bir anlamda sufilerde hani içsel durumu kontrol etmek diye bir şey var ya. Yani mesela kaz gelecek yerden tavuk esirgememek bir cömertlik midir? Değil, bir beklenti vardır. Yahut da insan normalde yani bir hediye bekliyordur. Burada olduğu gibi övgü beklentisiyle yiğitlik taslıyordur. Ama normalde yiğit değildir. Bu sefer içsel durumları kontrol ediyor. Orada bazı örnekler vermiş. Yiğitlikle ilgili. Mesela yiğitlik nerede ortaya çıkar o halde? Mesela doğal felaket karşısındaki korku yiğitliği ortadan kaldırmaz. Yani bir insan doğal felaketten korkmuyorsa yiğit değildir. Şöyle düşünün, bu bir amaca eşlik etmiyorsa İbn-i Miskeveh'e göre, orada yangın var, adam bir tanesi ben yiğitim göğsünü açıp yangın içine atlamasına biz yiğitlik demiyoruz diyor. Mesela deprem anında ya uçarsa uçsun üstüme, yani bunun dediğim gibi farklı gerekçeleri olabilir. Bir insan birini kurtarmak için ateşe atlayabilir, o tür durumlar hariç. Öteki türlüsünü aptallık gösterisi olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla bunlara yiğitlik denmez. Yani bir insan doğal felaketler yahut kendi insanın doğasını aşan durumlara karşı herhangi bir amaç olmaksızın atlamasına yiğitlik demeyecek. Yani doğal olana karşı yiğitlik olmaz. Onun için şey diyor, bu tür durumlarla övünmeyi seven ne biz bir tür ahmak gözüyle bakarız. Yani bunun örnekleri şey yapılabilir. Mesela şey çok ilginç vermiş. Fakirlikten ve zilletten korkarak kendisini boğan veya zehirleyen kimse de yiğitlikle değil, korkaklıkla nitelenmelidir diye örnek vermiş. Aynı şey cömertlik için yapıyor. Kim cömert değildir? Sultana yaklaşmak için veren, işte şehveti uğruna malını harcayan, değersiz birine çok fazla veren, bu kimse de cömert değildir. O zaman bunların da bir tanımları gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim şu adaletle ilgili kısma. Adalet İbn-i Miskeveh'te, tabii biz burada bu kadar söyledik. En az üzerinde durduğumuz adalet oldu da, adalet önemli bir kavram şeydi. Bundan sonra bu dersin son bölümünde bu yarım saat içinde, 20 dakika içinde o kısmı özetleyelim. Aslında İbn-i Miskeveh adaleti arkadaşlar katmanlı düşünüyor. Şimdi adaleti katmanlı olarak düşünüyor. Özel bir poz ister misin? Yok. Ben tamam. İbn-i Miskeveh adaleti katmanlı olarak düşünüyor. Şöyle bir katman var burada. Onu da hızlı bir şekilde paylaşayım. Bu kaç? Dört tür adaletten bahsediyor arkadaşlar.
Bir ilahi adalet. Şimdi adalet dedik de adalet tek yönlü bir karar veriyor. Bu aslında İbn-i Miskeveh'in üzerinde durduğu bir boyut. Fakat bu kitapta siyasi adalet, tanrısal adalet, tabi adalet gibi farklı farklı şeyler var, bölümler var. İlahi adalet ne? Aslında bununla kastettiği Tanrı'nın evrendeki kaos değil de kozmos oluşturması bir adalettir. Çünkü adalet aynı zamanda düzen, eşitlik, geometrik oran, harmoni şeklindeki bütün anlamlara atıf yapıyor burada. Yani onları tek tek artık okuyarak yerini göstermeyeyim. Adalet şimdi bu kavramlarla ilişkili ise, harmoni ise, yani diyelim ki musikide bir adalet demek, bizim için hoşumuza giden bir harmoninin oluşturulmasıdır. Düzen, eşitlik, oran, kozmos diye ifade edebileceğimiz durumların tamamını adalet dediği için. Şimdi diyor ki ilahi adalet evrendeki kozmosu ifade edecek bir durumdur. Yani Tanrı kendisinden her bir varlığın, her bir varlığa kendisi neyi hak ediyorsa onun varlığını vermesi bir adalettir. İnsana kendi varlığını idame ettirecek bir varlık vermesi, eşyaya bir varlık vermesi, evreni bir kozmos halinde düzenlemesi bir adalettir. Hatta bir yerde Pisagor'a atıf yapıp, Pisagor'un hani evrendeki düzeni sayılar üzerinden kurmasına atıf yapıp ona şey diyecek, bu da bir adaletin parçasıdır. Demek ki varlık feyzi Tanrı'dan aşağıya doğru her bir varlığa ilişme süreci bir adaleti ifade ediyor. Sudur sürecinde. Diyelim ki birinci aklın varlığa gelmesi, ikinci aklın varlığa gelmesi, aşağıdaki efendime söyleyeyim bütün varlıkların bir düzen içerisinde ortaya çıkması tanrısal adaleti ifade ediyor. Ama daha da ilginç olanı bu adaleti İbn-i Miskeveh iyi hayırla ilişkilendiriyor. Şer ise, kötü olan ise bunun karşısında bulunuyor. Yani bir anlamda kötülük, metinde şey diyecek, yokluktur yahut kaostur. İyi olan, hayır olan varlıktır. Dolayısıyla kozmostur. Kozmos bir anlamda adaletin iyilik düzeyinde tecellisinden ibaret. Şimdi buradan hareketle İbn-i Miskeveh bize ikinci bir aşamayı daha söyleyecek. Bu şu yani, eğer Tanrı varlığa bu tür bir düzen yerleştirmişse bunun tabii sonucu olarak şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Tabii adalet. Tabii adalet cisimde yahut maddede var olan adaletten bahsedebiliriz. Burada özellikle şeye atıf yapıyor. İnsanın sağlık sıhhati üzerinden bir itidal, hani adaletin diğer bir şekildeki ifadesi itidal, kitapta ılımlılık diye çevrilmiş, onu şey yapabilirsiniz. Hani görebilirsiniz zaman zaman bu ılımlılık ne? İlımlılıktan kastedilen itidal arkadaşlar. İtidal su, hava, toprak, ateş gibi klasik dünyanın evrendeki temel unsurların her bir nesnede o nesneyi ikame edecek şekilde düzenlenmesi bir şeydir. Adalettir. Hatırlayın, aslında bu sadece İbn-i Miskeveh'e ait bir teori de değil. Birçok filozof bunun üzerinden efendime söyleyeyim evrendeki nesnelerin şeylerin, madenlerin, bitkilerin, hayvanların ve insanların nasıl ortaya çıktığını da anlamlandıracak. Diyelim ki unsurlar bir araya geldi. Bir mizaç oluşturdu. Mizaç demek mutedil, kendi içinde oranlı bir karışım. Oranlı bir karışım oldu. Ortaya ne çıktı? Madenler çıktı. Madenler içerisinde en mutedil karışım hangisi? Diyelim ki hiyerarşide altın diyecekler. Altın su, hava, toprak ve efendime söyleyeyim ateşin adil bir karışımından ortaya çıkan itidalli bir, en mutedil
madde olduğu için o en iyi maden. Ve hatta İbn-i Miskeveh bir yerde şey diyecek, kimya yahut ilmi mevazin bu tür durumları inceleyen bir ilimdir. Doğanın kendisindeki adalet o zaman doğadaki durumu sağlamakla mümkün oluyor. Onun için mesela sürekli araştırıyorlar. Bir altın nasıl, hava, su, toprak, ateş unsurları hangi oranlarda, hangi adil itidallikte bir araya getirirsek şey olabilir. Diyelim ki itidal biraz daha arttı. Bu sefer bitkiler meydana geliyor. İtidal biraz daha arttı, hayvan. Evrendeki en mutedil varlık, dolayısıyla doğası itibariyle en mutedil varlık insan oluyor. Yani hava, su, toprak, ateş unsurlarının işte sıcaklık, soğukluk, sertlik ve yaşlık, kuruluk ve yaşlık gibi niteliklerin, işte dört sıvının en mutedil bir şekilde ortaya çıktığı varlık insan. İnsan o zaman tabiat içerisinde mizacıyla en adil bir şekilde ortaya çıkan bir varlık olarak bulunuyor. Şimdi bu diyeceksiniz ki hocam ne? Bu aynı zamanda tıbbı da belirleyen bir şey arkadaşlar. İnsan, yani İbn-i Miskeveh kendi çağında şey üzerinden, nedir adını söyleyeyim, bu tabi adalet üzerinden insanların tedavi yollarının da yürüdüğünü söyleyecek. Diyelim ki gidiyorsunuz, yahut da bugün hala anneniz babanız çok üşüdüğünüz zaman şey yapıyor, hemen sizi ısıtmaya bakıyor. Ateşiniz çıkmışsa soğutmaya bakıyor. Bu itidali, bu adaleti aramaya devam ettiğini düşünüyor. İşte aslında az önce okuduğumuz o ruhanilik, sufizm, yahut zahitlik hayatı da insandaki bu itidali bozmak üzere hareket ettiğini düşünüyor İbn-i Miskeveh. Bir tarafı da bu yani. Sadece toplumdan kaçmak, toplumdaki ahlaki özelliklerden kaçmak anlamına gelmiyor. Onları elde edememek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda insan kendisindeki mutedili, itidali de bozuyor. Mesela aşırı derecede yemek yememek bir itidal bozumuna doğru yol almaktır. Efendime söyleyeyim, insanın gazap, yani insan toplum içinde de belli hani makam, mevki ve benzeri bunlar İbn-i Miskeveh'e göre itidal oranında onun bir onuru, bir gazap gücünün göstergesidir. Bundan kaçmak da insandaki bir itidali bozmaktır. Aklı kullanmaktan kaçmak da bir itidali bozmaktır. Onun için diyecek ki mesela, gerçek hakim tamamıyla dünya lezzetlerinden ve toplumdan soyutlanan kişiler değil, bir anlamda bunlara ruh lezzetini katarak toplum içinde yaşayan kimsedir. Zahitler değil. Toplumsal bir varlık olan insan dağ başlarında, ağaç kovuklarında değil, toplum içinde yaşamalı, şehir içinde mücadele etmeli. Bundan dolayı da sufi ahlak ona göre bir anlamlılık ifade etmiyor. Tabi adaletle ilgili şöyle kısaca not edeyim. Unsurların tabii varlıklardaki adaleti. Şimdi üçüncü aşamada aslında bu kitapta daha çok durulan kısımlar bunlar. Örfi adalet diye ifade edebileceğimiz bir nokta var. Bunu da özel ve genel diye ayırıyor. Bunun üzerine yazılan makaleler de mesela Hümeyre Hoca'nın yahut birkaç tane makale daha var. Onlardan da görebilirsiniz. Aristo'nun teorisinden de hareketle şey yapıyor. İbn-i Miskeveh devam ediyor. Örfi adalet özel ve genel şeklinde de ayrılıyor. Aslında en sondaki adalete ulaştığımızda onun metafizik temellerinin nasıl kurulduğunu da göstermiş olacak bize. Özel adalet mesela diyor ki bölgesel kanunlara uymak bir özel adalettir. Bu kişiler arasındaki bir adalettir. Bu artık bizim hani bugünkü Adalet Bakanlığı diye ifade ettiğimizdeki geçen adalete gelmiş oldu bir anlamda. Özel adalet insanların mutabakatıyla ortaya çıkan kanunlar da bir adillik sağlar. Fakat
Tabii bunlar mutabakat olarak kaldığı müddetçe. Bazen toplum mesela hukuktaki bazı kuralları adil olarak bulmuyor. Niye bulmuyor? Çünkü artık mutabakat o noktadan kaymış. Diyelim ki bir suç olağanüstü derecede artınca insanlar artık o suça verilen cezanın adil olmadığını düşünüyor. Bu sefer mutabakat diyor ki bu kadar değil de şu kadar suç olsun. Bu sefer oraya taşınıyor. İbn-i Miskevi düşünüyor ki bu mutabakat üzerinden yürüdüğü için mutabakatın ortaya kalktığı durumda o bir zulme, daha doğrusu bir haksızlığa dönüşüyor. O mutabakatı sağlayacak adilliğin yeniden ortaya çıkması lazım. Fakat tabii burada başka bir şey daha var. Bu özel adaletin bir toplum içerisinde diyelim ki malların, mülklerin paylaştırılması. Size yerini de söyleyeyim. Sayfa 137'de. Malların ve şereflerin dağıtımında. Şerefler diye ifade ettiği şey muhtemelen şu. Yani birisine müdürlük, birisine genel müdürlük ve benzeri böyle şeyler dağıtıyorsunuz, ünvanlar. Bunların dağıtımında adil olmak özel adaletle ilgili bir şey. Alım, satım ve değişim gibi iradeyle yapılan işlerde adalet. 137'de. Haksızlık ve tecavüz bulunan şeylerde adalet. Mesela diyor ki, birinci kısma giren adalet şudur. Sonra 138'de anlatıyor. İkinci kısma giren adalet, üçüncü kısma giren adalet. Aslında burada hani medeni adalet diyebileceğiniz bu özel adaletin içerisinde ne var dedik? Kanun var dedik. Mutabakat var dedik. Alım satım, malların dağıtımı, ve haksızlıklar yahut şöyle diyor, ne demişti? Haksızlık ve benzeri işlerdeki haksızlıklar, yani suçlar bir anlamda, haksızlıklar ve suçlar. Şimdi Aristo burada bu konuyu anlatırken şey demiş, burada aslında üç tane adil olması gereken durum var. Bir tanesi kanunun yahut hükümdarın adil olması. ...139'da şöyle söyleyeyim, Tanrı'dan gelen kanunun adil olması. İkincisi hakimin adil olması. Üçüncüsü paranın adaleti. Aslında adaleti bu üçünün dağıttığını söyleyecek. Kanunun adaleti az önce söylediğimiz mutabakat üzerinden yahut bir inanç üzerinden. Hakimin adaleti ikinci bir kanun. Para da aslında toplumsal ilişkileri düzenleyen üçüncü bir kanun. Ve şey demiş Aristo, para adil bir kanundur. İbn-i Miskevi bunun üzerinden, yani bu özel örfü adaletin gerçekleşmesinde paranın önemli bir rolü olduğunu, paranın aslında hani değiş tokuşta insanların emeğinde bir adalet sağladığını düşünüyor. Bazı örnekler veriyor. Mesela diyor ki, mühendisin düşündüğünü diyor, işçiler efendime söyleyeyim çok daha ağır güç gerektiren işlerle yaparlar. Ama mühendisin karşılığı işçilerin karşılığından daha fazla olabilir. Burada adaleti belirleyen bir anlamda paradır. Sonra arkadaşlar genel örfü adalete geçecek. Genel örfü adalet de evrensel mutabakata dayanan durumları anlatacak. Evrensel mutabakata dayanan. O altın mesela buna bir örnek olarak verilebilir. Altın herkes tarafından yahut da bugün uluslararası ticarette belli bir birim, para birimi herkes tarafından standart kabul ediliyor. Yahut eşitlik, yahut bizim bugün uluslararası insan bilincine vardığımızda işte diyelim ki çocuklarla ilgili hükümler, çalışanlarla ilgili hükümler, kadınlarla ilgili hükümler, köleliğin yok olması, bütün insanların belirli standart evrensel haklara sahip olması gerektiği gibi bütün insanlık olarak üzerinde
uzlaştığımız durumlar var. Bunların da bir genel adalet olduğunu söyleyecek. Son olarak şimdi bir de ihtiyari adalet diyecek. İhtiyari. İhtiyari bildiğiniz gibi ahlakın temel noktalarından bir tanesi bu ihtiyari adalet. Aslında buradaki ihtiyari adaletle kastettiğimiz şey insanın öncelikle az önceki tablomuzda ortaya çıkan şehvi gücünün, gadabi gücünün ve akli gücünün bir ortalamasının alınmasına ihtiyari adalet diyecek. Bunların ortası aşırılıktan yani ifrat ve tefritten kaçınma durumu bir ihtiyari adalet. Ve bu ihtiyari adalet nihayetinde bir toplumda ortaya çıkıyor. Şöyle demiştik. Bunun iki zemini var. Kişisel öfke, şehvet ve akli gücün ortası. İkinci zemini toplum. Toplumdaki mutedillik yahut toplumdaki toplumun insanın yetkinleşmesine efendime söyleyeyim şey yapacak bir zemin oluşturacak şeklinde örgütlenmesi de İbn-i Miskeveh'e göre önemli noktalardan bir tanesi ve birçok yerde şu soruyu soruyor. Biz toplum olmaksızın söz konusu şu güçleri yetkinleştirebilir miyiz? Yani hatırlarsanız az önce bunun üzerine konuştum, gelip dönüp tekrar aynı soruyu soruyor İbn-i Miskeveh. Özellikle bu insanın fiilleri bölümünde. İbn-i Miskeveh'in cevabını biliyoruz. Hayır. Çünkü nihayetinde bahsettiğimiz insanın medeni bir varlık olması, insanın bir yol göstericiye muhtaç olması ve fiillerini şuradaki öfke ve şehvet, akli gücünü ancak toplum içinde ortaya çıkması, yani daha doğrusu ortaya çıkması ancak bir toplumla mümkün. Bu sefer İbn-i Miskeveh dolayısıyla adaleti anlatırken hükümdarın adil olması ile ilgili mevzu burada devreye giriyor arkadaşlar. Hükümdar adil olmalı demek artık şu demek değil. Hükümdarın adil olması şunları uygularken dikkat edin 3 tane şey söyledi. Tanrı'nın kanunu, hakimin kanunu ve para kanunu dedi. Üçü. Peki hükümdar nerede? Hükümdarın adil olması. Hükümdarın adaleti şu kişisel öfke, şehvet ve akli gücün yetkinleştirilmesinde insana rehberlik etmesi. Farabi'de de durum böyle. Yani oradaki filozof kral da yahut peygamber kralın da asıl rolü insanın yetkinleştirilmesinde bir vasıtaya dönüşmesi. Her bir vasıta, İbn-i Miskeveh burada bunları uzun uzun zadıya anlatıyor. Yani diyor ki, aklı olmayanlarda bile akıl kırıntısı olan hayvanları biz hiç olmayanlardan daha üstün görürüz. Mesela diyelim ki kargayla serçe eş bir yarışa girsinler. İnsani olana daha yaklaşık bir tavır sergileyen, çözüm bulan, efendime söyleyeyim şunu yapan, bunu yapanı daha üst bir şeye taşıyoruz. Nedir adını söyleyeyim? Hani ona daha üst bir bakış açısı geliştiriyoruz. İnsana ne kadar yaklaşırsa o kadar üst bir bakış açısı geliştiriyoruz. Bu şu anlama geliyor. Demek ki bir insana doğru nasıl bir seyir varsa insandan itibaren faalakla yahut Tanrı'ya doğru yetkinleştirmeye de bir hiyerarşi var. İslam toplumları daima hiyerarşik. Onun için İslam toplumları demeyeyim de yani bu tür toplum teorisyenleri daima hiyerarşik. Bu hiyerarşi buradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bir vasıtalılık öngörüyorlar. Üstteki alttakinden daha yetkin olarak kabul edildiğinde üsttekinin adil olması demek insanı bir yukarıya taşıyacak şu tür zemini, toplum zeminini ve irşat zemini oluşturma. Onun için mesela hükümdarın iki temel rolü vardır burada. Şeye göre, İbn-i Miskeveh'e göre halkını diyor
ilmi, akli olana yöneltmek adil bir hükümdarın rolüdür. Demek ki adil bir hükümdar toplumunu, efendime söyleyeyim, ufkunu gösteren bir aynı zamanda adil bir kimsedir. Sadece insanlara eşit bir paylaşım yapmak mevzu değil. İkincisi, İbn-i Miskevi enteresan bir şekilde yukarıda bahsettiği kanunların uygulanması. Dolayısıyla huzurlu bir toplum zeminini de adil hükümdara, yani diyelim ki sınırları korumak, hadleri uygulamak, suçlunun cezasının verilmesi ve benzeri, bunun adil hükümdara efendime söyleyeyim atfedecek ve nihayet bireysel mutluluk için de bu üç gücün bir araya gelmesindeki vasıta rolüne de dikkat çekecek. Şimdi bu durumda arkadaşlar ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Tanrı'nın ilahi adaleti, tabiatta bir tabi adalet, toplumda özel ve genel adalet, insanda, insan bireyinde yahut insanın yaşadığı şeyde ihtiyari adalet ortaya çıkıyor. Yani şunun zemini insan, şu toplum, şu tabiat ve bu ilahi düzlem. Şimdi bu tabloda aynı zamanda metafizik bir zemin olarak burası bulunuyor. İnsanın yani en nihayetinde ahlaki bir yetkinliğe ulaşması evrendeki bir düzenin taklidi anlamına da geliyor. Bu Farabi'de vardı. Bu Farabi'de siyaset teorisinde daha açık. Farabi diyecek ki insan toplumlarının düzeni aslında evrendeki Tanrı'nın yönetiminin düzenine eş bir düzenlilikte olmalıdır. Onun için çoğunlukla şeyler, otokratlar yahut nasıl söyleyeyim despotik, buradan bakıldığında despotik diye ifade edebileceğimiz tavırlar ortada. Şimdi bu insanın fiziksel zemininde de ortaya çıkan bir itidali gerektiriyor. Dolayısıyla sağlıklılık bir tabi adaletin bir parçası, yeme içmenin ortası tabi adaletin bir parçası, cinselliğin ortası tabi adaletin bir parçası haline dönüşüyor ve benzeri. Şimdi bu da toplumsal bir olana zemin oluşturuyor. Bu sefer şuradakiler gazap gücünün karşılığı olarak da okunabilir. Hani gazap gücünün neydi şeyi? Toplumdaki durumlarımız, ailemizin korunması, kendi onurumuzun korunması, bize saldırıldığında kendimizin korunması, makam, mevki yahut toplumdaki hani kişilik haklarımız diye ifade edebileceğimiz korunmaların tamamı bir şekilde burada. Ve bugün bunlar zaten elan edildi. Dedik ki genel olan evrensel işte çocuk hakları bildirgesinde, insan bildirgelerinde falan bunlar o gazap gücündeki yiğitliğin aslında bir tür dönüştürülmüş hali olarak okunabilir. Özeli söyledik. Ha şuna geldik. Bu da nihayetinde toplumda temellenecek. Onun için İbn-i Miskevi toplumdan kopamıyor. Badiyeye gidemiyor, çöle gidemiyor. Onun için İbn-i Miskevi zahitlerin mesela yolculuğunu anlamlı bulmuyor. Bu zeminden koptuklarını düşünüyor. Dolayısıyla ne bunları bir araya getirebilirler, ne onları elde edebilirler, ne de toplumun ihtiyari fiillere zemin olacak durumunu, gücünü kullanabilirler. Çünkü bu bir yok etme, yani güçleri yok etme savaşı değil, güçleri itidale getirme savaşı. Bu ta tanrısal olandan itibaren ortaya çıkıyor. Bu durumda burası tersten de okunabilir. Yani ilahi adalet, tabi adalet, insanın bu tür bir oluşturduğu kişisel durum, bunlar üzerinden de okunabilir. Ama her halükarda şunu biliyoruz artık. İbn-i Miskevi neden bir metafizik arka plan kuruyor? Yani biraz daha yakından bakılsa İbn-i Miskevih'in temel probleminin bu tür bir ahlaki ilkeleri ortaya koymadaki temel karşıtlarının bir tanesinin Sufiler olduğu da tespit edilebilir. Kendi özel hayatına ilişkin bir yolculuk yapmak durumunda kalabilirsek.
Nihai olarak özetleyelim dört cümlede. Birincisi, nefs ahlakın temel ilkesi olduğundan dolayı nefsin güçleri, şehvet, öfke ve akli güçler nefsin ahlaktaki temel ilkeler rolündedirler. Bu güçlerin her birinin bir itidali, iki aşırı ucu vardır. Üçüncüsü, bunların her birinin alt birer erdemi vardır. Dördüncüsü de toplum olmaksızın, özel bir vurgu yaparak söylüyorum, toplum olmaksızın nihai olarak insanın nihai erdemi adaletin, kişisel adaletin ortaya çıkması mümkün gözükmemektedir. Peki var mı sormak, söylemek istediğiniz bir şey arkadaşım? Ne olmasından? Vezirlik yapmış. Evet. Yani adaletin bu kadar vurgu yapması. Yok, bu vurgu aslında Aristo'da da var. Yani bu zaten Nikomakos'a etikte bu adalet kısmı özellikle şu örfi adalet ve ihtiyar adalet kısmı oranlar üzerinden, efendime söyleyeyim, toplumdaki adalet kısmı uzun uzadıya işleniyor. İbn-i Miskevehim burada zannediyorum orijinal vurgusu toplumda ortaya çıkan vurgu. Yani şöyle, bir tarafı herhangi bir durum inkar etmeksizin şehvet gücünde, öfke gücünde ve diğer güçlerde toplumda ortaya çıkacak bir teori geliştirmeye çaba göstermesi. O dikkaten orada özgünleşiyor. Yani sufilere eleştiriler, bilmem şu zahitlere eleştirilerden hareketle dikkate aldığımızda bu teoriyi o şekilde kullanması onu özgünleştiriyor. Öyle bir tarafı var. Bir de tabii İbn-i Miskevi enteresan bir şekilde bu teori, bu itidal teorisi sonraki bütün filozoflarda devam edecek. Yani Tusi'de devam edecek, o Tusi'nin devamında Devvani'de, Taşköprüza şeyde, Kınarızade'de, o arada başka birçok ahlak kitabı var. Bu ahlak kitaplarında, işte İyici'nin ahlak kitaplarının şerhlerinde falan sürekli bu teori işlenmeye devam edecek. Fakat bu teorinin, hani başından beri söylüyorum, bazı handikapları var. Bir defa meleke teorisi olması bayağı bir sıkıntılı bir durum en azından. Yani tek teori değil aslında İslam dünyasında ama baskın teori haline gelmiş. Yani şimdi şöyle bir başlık var, oraya üzerine konuşmadım da. Yani diyelim ki fazlalık olsa ne olur? Hani ikisinin ortası ya. Ya ben aklımı fazla çalıştırdım. Yani diyelim ki paramı daha fazla verdim. İbn-i Miskevi şöyle bir çözüm bulmuş. Diyor ki, hani itidal, mutlak itidali insan kestirmesi güç. Değil mi? Yani ne kadar yediysek iffetli olduk mesela. Obur olmadık ve işte hani ne açlık hastalığı, açlık tutkunluğundan da uzak kaldık. Ne kadar yersek çok belli değil. Onun için diyor, şehvetle ilişkili olan erdemlerde aza doğru meyletmek itidali yakalamaya daha yakın bir durumken, cömertlikte çoğa doğru meyletmek itidali yakalayıp fazlasını yapmak burada zarar. Gene adalet dairesi içerisinde, yani siyasi anlamdaki özel bir adalet dairesi değil, buradaki adalet dairesi içerisinde kalmaya devam edebilirsin. Fakat sorun şu hakikaten. Bu itidal teorisi gerçekten felsefi bir teori mi? Yani gerçekten nefsten hareketle böyle bir, özellikle Eflatuncu anlamda yahut da İbn Sinacı anlamda, her halükarda aklın nefsi olandan sürekli uzaklaşarak bir tür bağımsızlığını kazanarak yetkinleşmesi, tecerrüdü dikkate alınırsa o felsefeyle uyumlu bir teori mi? Hani neydi İbn Sinacı anlamda yahut Eflatuncu, o kuşlar risalelerinde anlatılan risalelerde ve benzeri, genel olarak söylersek yani insan buraya düşmüş, bu bedene düşmüş, bir kafese düşmüş bir kuş gibi, buradan kurtulması lazım.
Kurtulmak mesela sufice bir riyazetle mi kurtulmak daha hızlı bir çözüm? Yani daha sonuç alınabilir bir şey bu şekilde mi? Yani bu dünyanın adamı gibi duruyor. Anlatabildim mi? Çok az. Çok az. Yani ahlak teorisinin güçsüzlüğü oradan kaynaklanıyor. Büyük insanlar çok fazla yazmıyorlar. Yani Farabi biraz, ay sen katılıyor musun bilmiyorum. İbn-i Sina mesela bir koca şifa yazıyor. 24 cilt, 22 cilt mi, 24 cilt mi ne kadarsa. Geliyorsun bu kadar. Metafiziğin son kısmında 10 yaprak mıdır nedir yani? Şifanın son kısmında. Bu pratik ahlakın tamamını kapsın. Ki pratik ahlak da sadece bundan ibaret değil. Yani şöyle düşün. İnsanın ruhunun bedenle ilişkisinde ortaya çıkana biz ahlak diyoruz. Bazılarına sanat diyoruz. Mesela diyelim ki nefsin tutkuları, bazen zaman tutkuları diye çevrilen, yani nefsin infialleri. Yazılmış değil ki. Descartes oturmuş mesela bir kitap yazmış. Halbuki nefsin infialleri İslam dünyasında yazılabilirdi. Hani İbn-i Sina'nın da ötekilerinde. Ama mesela bu ruh-beden ilişkisindeki ortaya çıkan mesela bu infialler kısmı, yani etkilenimler, tutkular diye her ne kadar çevirmişse, bu infialler kısmı aslında ahlaki bir düzlem. Yani aşk, nefret, sevgi, korkaklık, efendime söyleyeyim, bütün bu tür tutkular, işte kin, haset, öfke, kıskançlık, bunların tamamı ruh-beden ilişkisinde ortaya çıkan şeyler. Mesela bu cepheden ahlak yeniden ele alınabilirdi. Yok. Yahut çok az. Yani öfke ne? Tamam, burada güçlerle ilişkilendirdik de ruh ve beden arasındaki ilişkide nerede ortaya çıkıyor? İkincisi şu, sanatlar da ruh-beden ilişkisinde ortaya çıkıyor, zenaatler. Mesela ona dair de hani biraz kenarda kalıyor. Dolayısıyla ahlak teorisi biraz garip kalmış gibi duruyor İslam felsefesinde. Peki, burada bitirelim arkadaşlar. Dördüncü